أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رَبِّ اجْعَلْ لِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبِّ اجْعَلْ لِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün inşallah bu seminerimizde sizlere haccı böyle İstanbul'dan başlayarak özet olarak Medine, Mekke tekrar veda tavafını yaparak dönünceye kadar özet bir anlatımını yapacağız. Bu seminerler bol bol yapılacak. Belki mahalledeki seminerlere de gidiyorsunuz. Medine'de daha inşallah kafile başkanımızla da yine seminerler olacak. Mekke'ye kadar inşallah böyle. Hacca kadar sizi hiç boş bırakmayacağız. İşin doğrusu artık Arafat'a kadar artık bunlara katlanacaksınız değil mi? Bu sohbet var, toplantı var dediniz değil mi? Gidelim, ihmal etmeyelim. Çünkü
Her hocanın bir tecrübesi vardır. Benim ayrı bir tecrübem vardır. Öbür hocamızın ayrı bir böyle. Hocalarımızdan bu bilgileri de alarak inşallah noksansız bir hac yapacağız. Çünkü bu ömürde bir kere yapılan bir ibadet. İnşallah noksansızca yaparak böyle Rabbim bu ibadetimizi kolay eylesin, kabul eylesin. Din görevlimiz Bilal Ferhat Hoca kendisini bir tanıtsın. Evet. Ondan sonra ben de seminere başlayayım. Sen hocam bir tanıt cemaate kendini. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Evvela hepiniz hoş geldiniz. Rabbim inşallah mebrur bir hac yapmayı cümlemize nasip müessir eyler. Ben Bilal Ferhat Ahlakçıoğlu, Kastamonluyum. Hüday Vakfı İlam Akademi ve İlahiyat okuduk. Şu an Eminönü Tahtakale Ticaret Merkezi'nde imamlık yapıyoruz. Aynı zamanda hadis alanında yüksek lisans yapıyoruz. İnşallah dualarınızı bu dönem bitireceğiz Allah nasip ederse. Allah nasip ederse inşallah hac vazifesinde hep beraber yapacağız. Rabbim şimdiden kabul ve makbul eylesin. Rızası doğrusunda bir inşallah haccı mebrur bir yolculuk yapmayı cümlemize nasip müessir eylesin inşallah. İnşallah. Hocamız da tecrübeli. Daha önce bir umre var değil mi? Dört defa gitti hocam. Tecrübeli. Onun için şey yok, sıkıntı da yok. Elhamdülillah. İkram verilen hocalarımız bu sene. Hepsi de tecrübeli hocalarımız inşallah. Kahire başkanımız kim? Kahire başkanı Remziye bu grubun. Nizamettin Çelik. Nizamettin Çelik. Nerede görevi? Nizamettin Çelik hocam, o da şehir dışından gelecek. Evet, Anadolu. İki tane bu sene ikramın görevlisi. Birisi Antalya'ydı. Nizamettin hocayı da hatırlamıyorum hocam ama şehir dışında o da. Ha şu anda Elazığ'dayım dedi hocam. Normalde görevi Diyarbakır'dayım konuştuk. Ha. Şu anda Elazığ'da o da. Evet. Hep kafile başkanları genellikle dışarıdan olduğu için onlarla havalandı inşallah. Aynı uçakta gideceksin. Kafile başkanları sizin bizim ekip ama şu anda buraya gelemiyor. Getiriyor, bakıyor arkadaş, getiriyor. Hayır, Diyanet'ten resmi. Her grubun başında Diyanet'ten resmi bir hocamız şart. Bir de her kafilenin başına Diyanet'ten kafile başkanı verilmek zorunda. Şirketin görevlisi ayrı. Biz de görevli olarak bulunuyoruz. Şirketimizden de yine bir görevli olacak ama resmi olarak her 45 bir otobüsün başında bir din görevlisi Gençler Başkanlığı'ndan oluyor. Bu resmi görevdi. Bir de Gençler Başkanı'ndan uçağın başında bir kafile başkanı. Onunla havalanda inşallah görüşeceğiz. Havalanda buluşup inşallah beraberce gidip beraberce döneceksin. Belki bazen hava kafile başkanı ikinci uçakla geliyor, Medine'de buluşulabiliyor. Yani şey yok ama başınızda her halükarda bir Diyanet'ten din görevlisi, şirketimizin de yine hocası. Biz de ta baştan sona kadar Diyanet'ten işte. Biz şirketleriz. Şirketten ayrı bir grubun başında ayrı bir hoca olmaz. Biz Medine'de hocalarımız var, Mekke'de var ama otobüsün başında Bilal Hoca olur sadece resmi olarak. Resmi. Uçakta bizim bir şirket görevlimiz olur. O da kafile başkanıyla beraber bütün bu kafileyi hep beraber bütün idare eder. Grup hocaları Diyanet'ten oluyor değil mi? Tabii. Hı. Grup hocaları Diyanet'ten olmak zorunda. Mecburi. Umre'de şart değil. Umre'de 35-40 kişiye din görevlisi şart değil ama hacda bu şart. Mecburi. Efendim? Yerimiz var. Böyle bu tarafta, burada da var yer. İki sandalye var mı orada? Heh. Evet. Evet Mehmet abi, biz din görevlimizi tanıştırdık. Ferhat hocamız inşallah başınızda din görevlisi olarak gelecek. Kafile başkanımız İstanbul dışında olduğu için o inşallah onunla havalanında buluşacaksınız. Bazen uçaklar ayrı oluyor, Medine'de buluşuluyor ama hac vazifesi boyunca başımızda din görevlimiz, kafile başkanımız, bir de şirketimizin de hocalarıyla beraber bu haccımızı inşallah
güzelce eda edeceğiz inşallah. Evet. İnne evvele beytin vudu alin nas. İnsanlar için ilk konulan ev lillezî Mekke'de mübareken ve hüden il alemin. İnsanlara hidayet kaynağı olan Mekke'deki Kabe. İlk ev dünya üzerinde ibadetgah olarak konulan ev. Ebu Zer radıyallahu anh soruyor Peygamberimize, ya Resulallah hangi ev ilk defa konulmuştur? Beytullah diyor. Beytullah zaten ayet-i kerime de bunu bize haber veriyor. İlk ev. Sonra hangisidir ya Resulallah? Sonra hangi ev bina edilmiştir? Kabe ilk ev ama ondan sonraki hangisidir? Beytül Makdis diyor. Mescid-i Aksa. İkinci olarak inşa edilmiş, bina edilmiş ama bunun tarihini bilmiyoruz. Ve beynehuma erbaune sene, ikisi arasında 40 yıl vardır. Kabe'den 40 yıl sonra da Mescid-i Aksa bina edilmiş. Ne kadar, ne zaman Adem Aleyhisselam'la beraber mi, Adem Aleyhisselam'dan daha çok önce mi, artık onun tarihini bilen yok. Ama biz İbrahim Aleyhisselam'la beraber Kabe'nin tarihini daha iyi anlıyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın işte Filistin'de 70-80 yaşlarına geldiği halde çocuğu olmayınca Sarı annemiz ona cariyesiyle evlenmesini müsaade ediyor. Sonra evlenip daha sonra işte İsmail ile Mekke'ye geliyor. Mekke'ye geldikten sonra İsmail Aleyhisselam oluyor ve Kabe inşa ediliyor. Kabe'nin haberlerini biz, ama Kabe var. Kabe var. Nuh tufanı ile yıkılmış. Nuh tufanı ile yıkılan Kabe, daha sonra İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye, Hacer validemizle İsmail Aleyhisselam'la beraber Mekke'ye varınca orada Kabe'yi inşa ediyor. İnşa ediyor. İnşa ettikten sonra da ve eddin fin nasi bil hac, ey İbrahim hadi insanları hacca çağır. İnsanları hacca davet et. Ya Rabbi benim sesimi kim duyar? Şimdiki zamandaki gibi öyle ne televizyon var, ne telefon, ne şeyler. Ne diyor Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a? Aleyken nida. Çağırmak senden ve aleyyel bela. Duyurmak da benden. İbrahim Aleyhisselam makamı İbrahim'e çıkıyor. Kubeys Dağı'na çıkıyor. Hatta Arafat'ta inşallah gideceğiz. Cebel-i Rahme'ye kadar çıktığı rivayetleri var. Ey insanlar hacca gelin, hacca gelin. Bütün insanlık diyor. O zaman lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek diyerek İbrahim Aleyhisselam'ın davetine icabet ettiler. Hatta ruhlar alemi bile, ruhlar alemi bile İbrahim Aleyhisselam'ın davetine icabet ettiler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. O zaman diyor kim ruhlar aleminde bile telbiye getirdiyse hayata geldiği zaman ya umre yaparak ya hac yaparak bu sözünü yerine getirir. Demek ki bizler de o zaman telbiyede bulunmuşuz. Bu inşallah yolculukla beraber inşallah ta 7 milyara yakın insanlık aleminden, 1,5-2 milyara yakın Müslümanların içinden, 81 milyon da memleketimizden Rabbimiz bizleri bu yol için yola çıkardı. Rabbim inşallah bu yolumuzu kolay eylesin, kabul eylesin. Bu güzel bir nasip, bu büyük bir davete icabet. Evet. Mekke, işte inne evvele beytin, ilk ev, gideceğimiz Mekke, Rabbimizin insanlık için ilk ev, inşa etmiş olduğu ilk ev, Kabe, oraya gideceğiz. İlk ev Kabe, ikinci de Beytül Makdis. İnşallah, bugün de zaten çok böyle haberlerde de görüyoruz değil mi? Gariban Kudüs'ümüzü, ikinci evde diyor, Beytül Makdis. İkinci olarak, 40 yıl sonra da Beytül Makdis inşa edilmiştir. İkisi arasında da 40
yıl vardır. Kabe'den 40 yıl sonra da Beytül Makdis. Aleyhisselatü Vesselam yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte لَا تُشَدُّ الرِّحَالِ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَ مَسَاجِدٍ Üç mescide yolculuk yapılır. Mescid-i Haram, Mekke'deki, Kabe'deki, haremin sınırları içindeki Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Mescid-i Haram'da bir namaz, sair camilerdekinden 100.000 kat daha faziletli. Mescid-i Nebevi'de bir namaz, sair camilerdekinden 1.000 kat daha faziletli. Mescid-i Aksa'da da bir namaz, sair camilerdekinden 500 kat. Hatta bazı hadisler var, 1.000 kat yine orada da faziletli olduğuna dair hadisler var. Evet. İşte bu üç mescit yolculuğu. Onun için ama bir mescitten diğer mescide, başka hiçbir yerde, burada mesela Fatih Camisi'nden ki namazla Eyüp Sultan'daki namaz arasında fark yok. İşte Konya'daki namaz arasında, Urfa'da kıldığımız namazla bizim buradaki normal camide kıldığımız bir namaz arasında hiçbir fark yok. Sadece bakın üç mescit diyor Peygamberimiz. Üç mescitte ancak namaz farklı, ibadet için oralara yolculuk yapılır. Ama biz Eyüp Sultan'a gidiyoruz. Niye? Çünkü gelmiş ta Medine'den burayı fethetmeye gelmiş. Ona biz vefa borcumuz var. Yani bir Mescid-i Aksa tabi İstanbul'u fethetmeye gelmiş. İşte Konya'ya gidiyoruz. Niye? Oradan ibret almak için Urfa'ya gidiyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a karşı verdiği mücadeleyi, çektiği çileleri biz hatırlamak için gidiyoruz. Ama bunlar ibadet değil, ibret yolculuğudur. İbret. İbret başka, ibadet başka. Ama bu gittiğimiz yolculuklar, Mekke'ye gidiyoruz, 1'e 100.000. Bir namaz kıldığımız zaman 100.000 ecir var. Mescid-i Nebevi'de kıldığımız bir namazın karşılığı 1'e 1.000. 1.000 kat ecir var. İşte Mescid-i Aksa'da da inşallah orada ya da oraya da gideriz. Orada da bir namazın karşılığı sair camilerdeki 500 namazdan daha faziletli. Mescid-i Aksa. İnşallah hacdan sonra artık böyle bir yolculuk yapalım. Geçen hafta gruplarımız oradaydı. Tam bu olayların işe başladığı zamanda. Ondan sonra Metin, bizim görevli arkadaşımız oradaydı. Bayağı şey oldu, güzel oldu. Onlar da tam o şeylerle beraber tabii yanaşmadılar, girmediler. O Yahudiler diyor ki işte yani kontrollü olarak girin. Yani kontrollü, yani sanki şeye giriyorsun, bir havaalanına giriyorsun, hapishaneye giriyorsun gibi böyle şeyden, dedektörlerden geçerek. Onları da Filistinler kabul etmeyince bizim grup da girmedi öyle. Bir gün öyle girmediler. Ama daha sonra siz uzaklardan geldiniz diyerek bizim gruplara girin dedi Filistinli şeyler, yetkililer. Sonra bizimkiler girdiler. Evet. Şimdi de kaldırmışlar elhamdülillah. Şimdi bunları, o dedektörleri, kontrol şeylerini kaldırmışlar. Eğer Müslümanlar birlik olsun, Türkiye gibi birkaç tane devletle ses çıkarsa, o Yahudi orayı da terk eder, orada da duramaz ama şimdi hiç, sadece elhamdülillah reisimiz gereken tepkiyi gösteriyor. Rabbim kuvvet versin inşallah. Yani şu anda bize düştü, yani şeyi fethetmek de bize düştü. İnşallah bu millet 15 Temmuz'la beraber bir sabahta memleket kurtuldu. Bir sabah bir daha çıkarız. İnşallah Kudüs kurtulur. Yani bir Kudüs'e gidin diye yola çıkılsa kaç bin insan çıkar? En az 3-5 milyon, 10 milyon insan yola çıkar. Daha buradan daha çıkarken Yahudi oradan kaçacak, bundan haberiniz olsun. Yani niye? Çünkü Yahudi oranın hiçbir zaman sahibi değil. Çünkü Yahudi oraya tamamen her taraftan göçmüş. Orası Müslümanların malı yani. Aha bak, üç mescit diyoruz. Mekke, Medine, Mescid-i Aksa. Yahudinin orada hiçbir şeyi yok. Yani kendini tarihe bağlayacak hiçbir şey yok. Sadece oradaki kendine bir devlet edilmiş, Orta Doğu'yu karıştırmak için böyle bütün her şeyin başı, çıban başı odur. Le teciden le eşetten nasi adaveten ledine amenü el yahud.
müminlerin en azılı düşmanı olarak neyi bulursun? Yahudiler. Her şeyde, bütün peygamberimiz zamanında Bedir, Uhud, Hendek, bütün savaşların sebepçisi onlar. Peygamberimizi zehirlemeye kalkmışlar. Günümüzdeki bütün her türlü terörün, bütün Müslüman devletlerindeki belaların başı o hain Yahudidir. Rabbim inşallah onu bir an önce bu Orta Doğu'dan da def etmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah. 3 mescide yolculuk yapılır. Biz de inşallah buradan kalkıp yola çıkacağız. Nereye çıkacağız? Medine-i Münevvere'ye gideceğiz. Medine ziyareti, haccın neyidir? Sünneti midir, vacibi midir, farzı mıdır? Hiçbir şey değildir. Hacla hiçbir alakası yok Medine ziyareti. Ne dedi Peygamberimiz? 3 mescide yolculuk yapılır. Mekke, Medine, Mescid-i Aksa. Medine'ye gideriz. Haccın sünneti, vacibi, farzı falan değil. Orada ibadet etmeye gidiyoruz. Mescid-i Nebevi'de ne kadar ibadet edersek 1000 ecir kazanacağız. Onun için Medine'ye gidiyoruz. Yani ha Medine'ye gidemedi bazı kardeşlerimiz. Olur ya, Mekke'ye gidiyor, Mekke'den gittiği gibi dönüyor. Az önce bir kardeşimiz diyor, Medine'de işte 40 vakit bazı hacılarımız kalıyor. Biz niye kalmıyoruz? Yani Medine'de 40 vakit şartı yok. Hatta bir kardeşimiz bu Ramazan'da Mekke'den kalktı, yani umresini yaptı. Medine'ye bir ziyaret edip doğru uçağa bindi. İşte bizim en şey arkadaşlarımızdan, burada yani yetkililerden birisi, bizim daha doğrusu İlim Yayma Cemiyeti Başkanı arkadaşımız. Yani ya ne kadar yaparsan ecri var. Yapmadığımız zaman bir şey yok, mahsuru yok. Artık Medine'de eskiden Diyanet İşleri Başkanı da şart koşuyordu. 40 vakit Medine'de kalınsın diye, ama artık Medine'deki evler buna müsait değil. Medine'deki evler de müsait olmadığı için artık Medine'deki kalma süresini kısalttılar. Onun için buradan giderken inşallah Medine-i Münevvere'ye gideceğiz. Peygamberimize ziyarete gidiyoruz. Peygamberimizin mescidinde bol bol ziyaret. Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz sair camilerdekinden 1000 kat daha faziletlidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde inşallah bol bol namaz kılacağız. Bir de tabii ziyaret var. Ne diyor Peygamberim? Minberimle kabrimin arası cennet bahçelerinin bir bahçedir. Cennet bahçesi yani orası. Orada namaz kılacağız. Hanımlar için ayrı bölüm var, arka bölümde. Onlar mescid, bazı ziyaret saatlerinde hanımlar için ayrı ikiye bölüyorlar. Hanımlar da yine hanım hoca nezaretinde inşallah Mescid-i Nebevi'ye de bol bol ziyaret edeceğiz. Bir şu var, bazen şimdi Medine'de bir hurma derdine düşüyor bazı umrecilerimiz. Ya Mescid-i Nebevi'deki namazı unutuyorlar. 1000 ecir var. Ya 1000 ecri, yani tamam hurmayı al ama sabahta öğlene kadar epey bir vakit var. Veya yatsıdan sonra var. Yani nereden görüyoruz? Biz de bazen oluyor, bir şirket için gittiğimiz zaman biz nasıl olsa diyoruz görevliyiz diye kendimizi kurtarıyoruz. Yani Mescid-i Nebevi'ye gitmesek de görevliyiz diyoruz ya kendimiz. Aslında biz de yani terk etmem ben mümkün mertebe. Ben orada Medine'de olacağım, namazı terk etmem. Ama bir gittiğim zaman bir baktım ki hacılar o hurma bahçesinde, o işi gücü hurma, hiç mescitteki o namazı unutmuşlar. Bu bize yakışmaz. Yani 1000 ecir için Medine'ye gidiyoruz. Yani hiç bırak hurmayı, yani şurada Malta'dan alsam belki yani hiçbir farkı da yoktur. Yani bazen Malta'ya daha ucuz hurmalar geliyor yani. O kadar. Onun için değmez. Ama alın, ama illa vaktinizi iyi seçin. İlla hurmacı sana illa ikindi gel diyorsa, o zaman senin ikindi namazı gidiyor. Akşam yatsı da gider. Onun için aman aman. Hurma için vaktinizi güzel ayarlayın. Namaz vaktinizi, namazları şöyle bir kırpmasın. Namazlarımızı Mescid-i Nebevi'de eda edelim. Biz zaten oraya onun için gidiyoruz. Evet. Anladık değil mi? Bu namaz işini Mescid-i Nebevi'nin dışına çıkmıyoruz. Ha, rahatsızlandın, hastalandın. Öyle olabilir. Bir bacımız geçen sene hastaneye düşmüş. Vay, namazdan kaldım. De, hastalığını unutmuş da namazım kaldı. Ben Mescid-i Nebevi'de namazdan namazı kılamadım diye yanıyor. Derdini unutmuş da. Öyle de
olan, hassas olan ablalarımız da vardı yani. Evet. Mescid-i Nebevi'de inşallah mümkün mertebe namazlarımızı eda ediyoruz. Medine'de ziyaret yerlerimiz var. İşte Cennetül Baki, Cennetül Baki ziyaretimiz, ondan sonra bu Yeşil Kubbe'de, Yeşil Kubbe'nin altında Peygamberimizin kabri, Peygamberimizin yanında Ebu Bekir Efendimizin kabri var. Ebu Bekir Efendimizin kabrinin yanında da biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh. Aleyhisselatü vesselam Ayşe validemizin odasında vefat edince babası Ebu Bekir Efendimiz de defin edildi aynı odaya. Ayşe validemiz tabii orayı kendisi için düşünürken tam o arada Hazreti Ömer radıyallahu anh hançerlenerek şehit edildi. Daha ruhunu teslim etmeden hemen oğlunu Abdullah mı, Abdurrahman mı, onu gönderiyor Hazreti Ayşe annemize. Bana da annemiz orada defin edilmeme müsaade eder mi diye gönderince tabii orayı kendim için düşünmüştüm ama madem halife öyle istedi, o halde orası onun olsun diyerek kendi yerine Ayşe validemiz Hazreti Ömer radıyallahu anh verince orası zaten 3,5'a 4 bir şey, Peygamberimizin, Ayşe validemizin hücresi, odası. Başka dördüncü bir kabir almadığı için Ayşe validemiz Cennetül Bakiye defin ediliyor. O kubbenin altında Peygamberimiz Ebu Bekir Efendimiz, yanında da Hazreti Ömer radıyallahu anh, 3 kabri ziyaret ediyoruz. Medine ziyaretlerini yaparken ayrı bir sabah veya ikindi namazından sonra, burası iki vakit açılıyor Cennetül Baki mezarlığı. Sabah veya ikindiden sonra hocalarımızla beraber bir Cennetül Baki ziyareti yapıyoruz. Burada Ehl-i Beyt mezarlığı, şeyde, şu köşede, bir ışık getirmediniz buraya Remziye ya. Böyle kalemlerden şeyde. Burası Ehl-i Beyt mezarlığı. Ehl-i Beyt mezarlığı, Peygamberimizin eşleri Hatice annemiz ve Meymune annemiz Mekke'deler. Hatice annemiz Cennetül Mualla'da Mekke'de. Bir de Meymune annemiz de Mekke'ye varmadan 15 kilometre Nevariye denen yerde. Medine'den Mekke'ye girerken böyle bir avlu içinde, hicret yolunda. O hala mezar. Bazı şoförler söyler, hatırlatır ama bilen şoför, bilmeyen şoförler de var böyle ilk defa hacca. Artık size hangi şoför denk gelirse onlar hatır söyler ama bunun dışında Peygamberimizin Meymune annemiz ve Hatice annemiz dışında bütün eşleri o Ehl-i Beyt mezarlığında. Kızı Fatıma yine orada. Süt annesi Halime validemiz burada. Küçükken vefat eden oğlu İbrahim yine burada. Hazreti Osman radıyallahu anh kabri yukarıda. Bunu da göstereyim böyle. Burada 10.000 sahabi burada yatıyor. Harra şehitleri yine burada. Onları hocalarımızla beraber gezeceksiniz inşallah. Harra şehitleri Uhud'da gazi olup da daha sonra şehit olanlar, oraya Harra denildiği için oraya defnedilmişler. Bir günde otobüslerle bir ziyarete çıkılacak. Sabah namazını kılacağız. Sabah namazından sonra otobüslerle önce Uhud şehitliği, Uhud'da gördüğünüz gibi cennet dağlarından bir dağdır. Uhud şehitliği, Hamza Efendimiz bu biriketle çevrili olan yerde. Hamza Efendimiz yanında Musa bin Umayr, Abdullah bin Caş, onlar bir arada. En geride duvarın dibinde de 70 şehit bir arada yatıyorlar. Karşımızdaki o dağda Cebeli Uhud. Uhud dağı cennet dağlarından. Evet. Uhud dağı işte gördüğümüz şu dağlar. Uhud sıra dağları. Şehitler 70 şehit bir arada. Hamza Efendimiz de Musa bin Eyr, Abdullah bin Caş bu birikette çevrili olan yerde. Buraları ziyaret edeceğiz. İnşallah Uhud Savaşı hakkında bilgiler o zaman size orada anlatılacak.
uzun uzun. Uhud mescidinden sonra Medine'de kıbleteyn, iki kıbleli mescit var. Bu mescit aleyhissalatü vesselam Medine'den tabii hep Mescid-i Nebevi'de vakitlerini geçirirken Beni Selim'e mahallesi, ya Resulullah biz her zaman Mescid-i Nebevi'ye gelemiyoruz. Bize de gel bize İslam'ı anlat diyerek Peygamberimizi davet ediyorlar mahallelerine. Peygamberimiz burada öğlen namazını Mescid-i Aksa'ya doğru iki rekatını kılıyor. İki rekatını da fevelli ve çeke çatıral Mescid-i Haram. Artık yönünü Mekke'ye doğru çevir ayet-i kerimesi gelince namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarını Mekke'ye doğru tamamlıyor. Bir rivayete göre ikindi namazının iki rekatını Mescid-i Aksa'ya doğru, üç ve dördüncü rekatlarını Mescid-i Haram'a doğru dönüyor namazın içinde. Evet, namazın içinde. Bu bizim için çok büyük bir ibrettir. Peygamberimiz, yani ben bu emir şimdi geldi, ikindiden sonra, akşamdan sonra bunu şey yaparım, tatbik ederim demiyor. Aynı anda Peygamberimiz namazın içinde emri tatbik ediyor. Biz ne yapıyoruz? Hacca gideriz. İşte vakit giriyor, ezan okunuyor. Ha, kılarız, kılarız falan diyerek böyle hep öteliyoruz değil mi? İbadetleri. Ötelemek yok. Geldi emir, aynı anda tatbik edeceğiz. Evet, bu bize buradan bir örnek. Peygamberimiz bakın 16 ay Medine'den doğru Mescid-i Aksa'ya doğru. Mekke'deyken kolay. Peygamberimiz karşısına Kabe'yi alıyor. Yemen köşesinden doğru durduğu zaman Kabe, daha da karşıda Mescid-i Aksa. Mekke'de namaz farz oldu ya. Ama Medine'ye gelince tamamen şey tersine döndü. Mescid-i Aksa ters tarafta, Kabe yine aksi tarafta kalınca 16 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaza dururken Medine'deki Yahudiler de Hristiyanlar Muhammed'in doğru dürüst kıblesi olsa bizim Mescid-i Aksa'ya doğru namaza durmaz diyerek hep dedikodu yapıyorlar. Bu da çok ağır geliyor. Niye ağır geliyor? Mekkeli Kabe ile beraber yaşamış. Kabe ile doğmuş. Kabe'nin dibinde yaşamış. Yani onu sen al Mescid-i Aksa'ya doğru dön. Ağır. Ağır bir imtihan. Kabul edecek mi diye evvela Rabbimiz Mekkelileri, Arapları sınıyor. Arapları. Ha, bakalım bunlar Muhammed'e tabi olacaklar mı? Evet. Aleyhisselatü Vesselam bakın 16 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaza dururken Araplar o kadar sevmene rağmen Kabe'den ayrılıyor Mescid-i Aksa'ya doğru. En son burada kıble değiştikten sonra nereye dönüyor kıble? Mekke'ye doğru. Peygamberimiz zaman zaman arzu ediyor. Ya şu Cebrail gelse de acaba kıbleyi değiştirse diye içinden arzu ediyor. En son Cebrail burada namazın içinde fevelli ve çeke şatral Mescid-i Haram. Habibim artık yönünü Mescid-i Haram'a doğru çevir ayet kelimesi gelince artık tabi olma sırası kimde? Yahudiler de Hristiyanlar da artık sizin kıbleniz nereye doğru? Mekke'ye doğru. Kıbleyle alakalı aşağı yukarı kaç sayfa hocam Kur'an-ı Kerim'de? İki sayfaya yakın ayet-i kerimeler var. Kıbleyle, kıblenin değişmesi işte daha önce onlar işte Allah diyor. Kimi bakalım Resulüne tabi olacak? Kim böyle gerisin geriye dönecek diye böyle kıblenin de Mekke'ye doğru değişmesinde Yahudiler, Hristiyanlar öyle bir dedikodu yapıyorlar ki durup dururken niye bu kıble Mekke'ye doğru değişti? Allah-u Teala işte tekrar bir de onları sınıyor. Bakalım onlar da peygambere tabi olacaklar mı bu kıble hususunda? Evet. İnnet dine indallahil İslam. Bakın burada çok kısa bir nokta var. Önemli olan nedir? Allah katında tek din İslam. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelen bütün dinler tek din. İslam. İnnet dine indallahil İslam. Eğer peygamberimiz Mescid'e doğru, Mekke'ye doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru yönelmeseydi Yahudiler, Hristiyanlar derlerdi ki bak bu bizim hiç İbrahim Aleyhisselam'ı bile hiç hesaba bile katmıyor diye bahane uydururlardı. Peygamberin Mescid-i Aksa'ya doğru gitmeseydi, oradan onlara imamlık yapmasaydı Yahudiler derlerdi ki bak bu hiç Hanif olduğunu söylüyor. Bir de hiç Haniflikle alakası yok.
diye bahane kapısını Rabbimiz kapatmıştır bunlara. Evet. Zaten bütün dinler Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar tek din. İnnet dinle indallahil İslam. Öyle dinler arası diyalog diye bir şey yoktur. Tek din İslam. İslam'dan başka din yok. Artık peygamberimiz de nedir? Son halkasıdır. Bütün dinlerin tamamlayıcısı olarak gelmiş. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Böylece Mescid-i Aksa, evet, kıblenin değişmesi, değiştiği kıble olan Mescid-i Kıbleteyn'de inşallah orada namaz kılacağız. Sonra Hendek Savaşı'nın yapıldığı yeri görüp oradan Kuba Mescidi'ne geçiyoruz. Kuba Mescidi'nde de inşallah iki rekat namaz kılacağız. Yalnız ziyaret günü çıkarken otelimizden kim Kuba'ya gelir, iki rekat namaz kılarsa, evinde temizlenir, Kuba'ya gelir, iki rekat namaz kılarsa ona umre sevabı vardır. Otelden çıkarken şöyle gusül abdesti alalım. Yani evinde temizlenir, Kuba'ya gelir, iki rekat namaz kılarsa ona umre sevabı vardır. Umre sevabı alacağız inşallah. Evet, bugün o ziyaretlerimizi yaparken en son Kuba ziyaretini de yaparak tekrar otelimize dönüyoruz. Öğlen namazına ne yapıyoruz? Mescid-i Nebevi'ye dönüyoruz. Medine'de artık vakitlerimizi bol bol Mescid-i Nebevi'de geçirerek ibadetlerimizi, namazlarımızı inşallah hep orada eda edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de ve ettimül hacce vel umrete lillah, haccı da umreyi de Allah için tam yapın. Hadis-i şerif yine Büniyel İslamu ala hamsin. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Kelime-i şehadet, namaz, hac, oruç, zekat, hac da böyle hadis-i şeriflerle bize Peygamberimiz haccın farz olduğunu haber veriyor. Artık Medine'deki ziyaretlerimiz bittikten sonra biz Mekke'ye doğru yola çıkacağız. Mekke'ye doğru. Mekke'ye doğru yola çıkmadan önce önümüze sınırlar geliyor. Nereden gidersek gidelim. Bu sınırlar ne sınırı? Mikat. Mikat sınırı. Mikat sınırına vardığımız zaman orayı normal bu elbiselerimizle geçemiyoruz. Bu elbise derken sadece elbise değil. Yani muhakkak ihramlı olarak o sınırı geçmemiz gerekiyor. Mikat sınırları. Nedir mikat sınırı? Zülhuleyfe. En üstteki, bakın şurası Zülhuleyfe. En uzun mikat bu. Mekke'ye en uzun 450 kilometre. Mesela şurada ne var? Hiç bunun ışığı da yok. Zat-ı Irk mikatı, Irak'tan gelenlerin mikatı. Şu Karnül Menazil, Kuveyt'ten, Haliç'ten, Körfez'den gelenlerin, bu Zat-ı Irk, Irak yönünden gelenlerin mikatı. Yelemlem, Yemen'den doğru Mekke'ye gelenlerin mikatı. Cuhfe, o da deniz tarafından, Sudan'dan, işte Amerika'dan, bilmem uçakla Cidde'ye gidenlerin, Cidde, bakın buradan doğru geliyor, bu mikatı geçiyor. Bu mikat, Cidde'ye uçaklar inmeden yarım saat önce buraya uğruyor. Bizi de ilgilendiriyor aslında bu mikat. Eğer biz direkt Mekke'ye gitseydik, bu mikattan ihramlarımızı giymemiz gerekiyordu. Ama burayı da uçak havada geçtiği için ne yapıyoruz? İstanbul'da, havalanda ihramlarımızı giyiyoruz. Ama biz şimdi öyle bir şey gerek yok. Niye? Çünkü biz Medine'ye gidiyoruz. Anladık değil mi? Burası, eğer buradan Mekke'ye bir gün umre yolculuğu olursa, ihramları İstanbul havalanında giymemiz gerekebilir. Mekke'den direkt Mekke'ye gidecek isek, zaten umre programları bazen Mekke'ye bazen ihramlarımızı da biz mecburen havalanda giyiyoruz. Çünkü uçağın içinde ihram giyme sıkıntısı olduğu için burayı 20 dakika, yarım saat önce uçak geçiyor. Geçtikten sonra Cidde inince biz, yani burada biz şu sınırda ihramlı olmamız gerekiyor. Onun için havalanında ihramları giyip niyetimizi yapıyoruz. Ama şimdi bizim öyle havalanında niyetimizi yapmaya gerek yok. Çünkü Zülhuleyfe
mikatı Medine'nin Mekke tarafında. Evet. Böylece ihramlarımızı şimdi giyelim. İhram öncesi kasık, koltuk temizlikleri, gusül abdesti almak sünnet. Vücudumuza koku sürebiliriz. Tırnak kesmek sünnet. Böylece temizliklerimizi yapıp gusül abdesti alıp ihramlarımızı giyiyoruz. Evet. Nasıl giyiyoruz? Göster bakalım. İhram iki parça. Hizar ve izar parçalarına oluşmaktadır. Bu izarın alt kısmı oluyor. Şimdi önce bir kolay yöntemini göstereyim. Bunu diğer yöntemi yapamayanlar ya da zor gelenler, işte vakti olmayanlar falan hemen acelece şekilde yapmak isteyenler için normal peştemal gibi. Ama önce bacaklarımızı açmamız lazım. Bacaklarımızı açmamız önemli, zira epey bir mesafe yürüyeceğiz ihramlı olarak. Yürürken bacak aralarımız sürtünerek şey yapar, bir şey hali olabilir. Hem rahat yürümek için. Bacaklarımı açtım, normal peştemal gibi sardım. Sardıktan sonra üzerine bir de ihram kemer de bağlarız. Kemeri direkt üzerine de bağlayabilirsiniz. Bağlamadan da kemer üzerinde ya da kemer olarak da bunu katlayabilirsiniz. Katladığınız zaman daha sıkı durur. Bu en basit ihram şekli. Yani böyle peştemal gibi dolamak ama asıl pileli şeklini göster. Pileli. O daha rahat olur. Şimdi, iki ucunu şey yap. İki ucunu birleştirdim. Göbeğini de sabitle şöyle. Geri kalan parçayı ikiye böl. Gördüğünüz gibi. Göbeğine kadar şey. Heh. Bu geri kalan parça ikiye bölünecek. Bakın. Ben sattım yani. Ufak bir boğum oluşturdum. Heh, tamam. Evet. Böylece üzerine şey yap. Kemeri bunu da bağlayabiliriz. Bu ihram kemeri. Hani bunun pantolon kemerleri, diğer kemerler de olur tabii ki. Bu şekilde. Bağlı öylece. Ben normalde pantolon kemeri kullanırım kumaş kemerlerden. Daha sağlıklı, daha rahat oluyor benim için. Ama pantolon kemeri kullanırken normal deri kemerlerden, pahalı kemer kullanmaktan kaçının. Çünkü terimiz onu aşındıracaktır. Zamanla kemeri birazcık daha kullanımız hale getirir. Bunda kemer şart değil. Gene kemer üzerini kemer. Kapatın. Böyle kapat üzerini. Kimse görmesin. Bak şimdi pileli olduğu için yürüme rahat. Ya bizim tavsiyemiz bu şekilde yapmanız. Yani yürüyüş boyunca, umre boyunca çok daha rahat edersiniz. Yani erkekler zaten şampiyon. Bayanlar. Medine'de de zaten yine bu tatbikatlar yapılacak. Bir de üstünü şey yap, üstünü al. Bu rida kısmını giyerken sadece tavafta omuzumuz açık oluyor. Diğer zamanlar vücudumuz örtü olduğu sürece bir sakıncası yok. Biz gördüğünüz gibi sol köşesini bir indir arkaya, indir sen hiç yapmadın ki. Hep boynunda kaldı ihram senin. İndir aşağıya. Dediğim gibi yani vücut örtü olduğu sürece bunun bir zorunlu olduğu herhangi bir şey, tek bir işareti yok. Sağ köşesine çaprazlama sabitlerseniz fazla bakın böylece. Bak vücutta şimdi vücudumuz tamamen kapandı ve aynı rahat hareket edersiniz. Namazımızı kılarken rahat edeceğiz. Yemeklerimizi yerken gene aynı şekilde rahat edeceğiz. Sadece tavafı özel. Tavaf yaparken sağ omuzumuzu açıyoruz. Tavaf boyunca. Sağ omuz açık kalıyor. Evet. Böylece ihramlarımızı giydikten sonra ne yapacağız biz? İki rekat ihram namazı kılacağız. Birinci kata Fatiha'dan sonra قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ İkinci kata Fatiha'dan sonra İhlas okumak sünnet. Hanımların ihramı nedir? Tesettüre uygun elbiseleri. Biz de size verdiğimiz kumaşları güzel, güzelce böyle geniş şekliyle diktirmişsinizdir belki değil mi? Çoğunuz. Hocam onların bir çoğunu diktirmedi. Yani öyle bir mecburiyet var mı? Hem mecburiyet yok ama evet, yani mecburiyet yok ama mesela böyle abaya şeklinde böyle şeyler ama hani birlik olması bakımından tek tip kıyafet böyle grup beraberliği bakımından tavsiye ederim diktirmenizi ama ben diktirmiyorum kardeşim dersem zorla bir şey yok yani ama bayrakları muhakkak yakamıza dikiyoruz şirket bayraklarını onu üzerine Türk bayrağı var şirket şeyi var onları muhakkak diktirmek zorundayız.
Sizin menfaatinize. Yani bayrak olmazsa seni kim tanıyabilir? Olur ya, Allah korusun kaza, bir yerde yol kaybettiğim bir şey yapmadı. Künye var ya. Künye var. Künye de bir de bayrak da. Yani her taraf oldu, künyeyi almadın, unuttun ama bayrak. Bayrak olmadı künye. Yani her halükarda her şey olacak. Bayraklarımızı, künyelerimiz, elbiseleri tavsiye ediyoruz tabii. Onlar Diyanet İşleri Başkanımız madem şey aldı, dağıtıyor, veriliyor. Verildiği için de dikmenizi tavsiye ederiz. Geniş, böyle uzun şekliyle elbise veyahut da onu bazen kumaşı alıp bu reis giyim kendisi hazırlarından veriyor size. Öyle de yapıyorlar. Hazır kumaşı veriyorsunuz. Ama önemli olan geniş, tesettüre uygun hanımların elbisesi de ihramıdır. Yani ihram illa bu demek değil. İhram biraz sonra niyet yaptıktan sonra gireceğimiz yasaklar çerçevesi. Evet. Mikatlardan, şu mikatlardan muhakkak ihram namazı kılınıp birinci rekatta Fatiha'dan sonra Gulya'yı yiyor, ikinci rekatta İhlas okuyup biz ne yapıyoruz? İhram için iki rekat namaz kıldık. Sonra niyetimizi yapacağız. İhramları giydik, niyet edeceğiz. Muhakkak niyeti yapmak zorundayız. Herkes niyet yapmak zorunda. Mikattan ihrama girmek zorunda. Geçen ay gene bir bacımız Mekke'ye giriyor. Ben diyor mazeretimden dolayı niyetlenmedim diyor. Niyetlenmezse ne yapması lazım sonra? Tekrar ta mikata dönmesi lazım. Veyahut da bir kurban kesmesi lazım. Gerek yok ki yani. Mikattan muhakkak ihrama girecek. Ha, mani değil. Niye? Niyet edeceksin. İhram namazı kılmazsın. Mekke'ye kadar varır. Temizlendikten sonra bilahare umresini tamamlar ve böylece umresini bitirir. O gün o soruyu soracak kimse bulamaz. Bilmem bir şey yapamaz. Ama işte bu seminerlerin faydası budur. Bugün nedir? Mekke'ye kadar gider, temizlenince kadar bekler, sonunda umresini tamamlar. Bu kadar basit. Ama yoksa durup dururken bir kurban keser bacımız. Hmm. Hiç işitmiyor mu? Ha. Orada bir şekilde niyet yapılır. Yani şey olmaz, sıkıntı olmaz bacım ya. Olmaz. Biz beraber böyle orada hocamla beraber diyalog yapıp böyle hatırlatırsınız böyle. Biraz hızlı konuşursak duyar mısın? Sıkıntı yok. Biraz hızlı konuşulduğu zaman hocama ayrı şey yapar, hocam ayrı, acaba bir ayrı niyet eder. Olur, olur. Problem yok. Yeter ki hatırlat sen sadece. Hatırlat. Öyle mi? Ayrı bir program. He. O oradaki gruptaki hoca efendiye de söylersiniz, tamam mı? Yine bana da hatırlat Medine'de. Zorluk yok. He. Zorluk yok inşallah. Hiç problem yok Allah'ın izniyle. Evet. Allahümme inni uridül. Şimdi biz neye niyet ediyoruz? Hacca mı, umre mi arkadaşlar? Hacca gidiyoruz. Hocam sen nereden umre çıkardın? Evet. Evet. Bak şimdi geçen Mekke'ye geldi müfettiş. Soruyor. Sen diyor mikattan neye niyet ettin? Umre'ye mi niyet ettin? Hacca mı niyet ettin? Hoca efendi diyor ki hacı biz diyor hoca efendi bir yaptırdı bir niyet ama ben de bilmiyorum diyor. Sen hac diyorsun değil mi bacım? Hacı abi de diyor umre diyor. Evet. Bakın. Şimdi bu şimdi kafanıza iyi yerleşsin diye böyle şey yapıyorum. Eğer hacca niyet etsek iki hac yapmamız lazım. Ya ifrat haccı ya kıran haccı. İfrat haccı yapamayız. Niye? Biz umre yapmak istiyoruz. Değil mi? Kıran haccı yapsak ta hacca kadar da ihramlı olarak Mekke'de durmamız lazım. O zaman da ihramın ağzını burnunu kırarız. Yani kokulu elbise şey yaparız. Bilmem bir yerden böyle koku koklarız. İhram yasakları işleriz. Onun için biz temettü haccı yapacağımızdan dolayı
temettu önce umre yapıp bir ihramla, daha sonra ikinci bir hac için ihrama girmeye temettu haccı denilir. Onun için biz evvela umremizi yapıyoruz. Hiç hacla alakası yok. Yaptığımız umrenin hacla alakası yok. Hacı abin dediği gibi önce umreye niyet ediyoruz. Evet. Buradan hani umre niyeti bizim Hanefi mezhebinde niyet çok önemli olduğu için biz buradan niye niyet ettiğimizi bileceğiz. Evvela umremizi yapacağız. Umremizi, ihramını niyet ediyoruz. Allahümme inni uridul umrete. Ya Rabbi umreye niyet ettim. Feyessir hali ve tegabbelha minni. Ya Rabbi umremi kolay eyle, kabul eyle. Bakın namaza niyet ediyoruz. Ya Rabbi niyet ettim işte akşam namazı kılmaya, kabul eyle. Niyet ettim ya Rabbi oruç tutmaya, kabul eyle. Bak ilk defa burada niyet değişti. Kolay eyle, kabul eyle. Demek ki bir yerde zorluk olabilir. Hac yolunda bir öyle bir zorluklar çıkar. Çok zor dersin. Bu nereden çıktı? Ne oldu falan dersin ama bir anda bakmışsın hallolmuş. Rabbimiz öyle bir imtihan koyar, böyle bir imtihanlar koyar. Geliyorsun tam Mekke Medine orada otobüs istop ediyor. Bitti. Ama hemen sen o kadar öyle konuşurken böyle bol bol böyle işte şirkete kızarsın, şey hocaya kızarsın falan. Ama bir de bakmışsın bir polis hemen otobüsü getirir. Her şey biter. Yani öyledir. Hiç olmaz gibi dersin. Hiç aman o yolda bu sabredelim. Bu ibadeti güzel hiç böyle yaralamadan inşallah yapmaya çalışalım. Evet, umreye niyet ediyoruz. Ya Rabbi umreye niyet ettim, kabul eyle. Kolay eyle diye niyetimizi yapıyoruz. Daha sonra telbiye. Evet. Ağzımız alışsın böyle söyleyelim hep beraber. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Böylece artık biz ihrama girmiş olduk. İhram dediğimiz sadece bu elbise değil. Sizin giydiğiniz elbise de ihram artık oldu. İhram dediğimiz şu yasaklar çerçevesi. Buradaki yasaklara ihram girmiş. Belirli bir bize normalde helal olan ama bu ihram süresince bize yasak olan yasaklar çerçevesi ihram. Erkeklerin giyim eşyası, dikişli elbise giymesi, başını örtmesi, takke, bere ve sarık giymek, eldiven, çorap ve topuklu ayakkabı, kapalı ayakkabı giyinmek, giyimle ilgili bunlar sadece erkeklere, hanımların için böyle bir giyim yasağı yok. Tırnak kesmek, saç sakal kesmek, güzel koku sürünmek, cinsel ilişki hep bunlar yasak. Karada hayvan, Mekke'de daha önce ceylanlar oluyormuş. Onları böyle tabii avlamak artık öyle bir şey yok da başkalarıyla tartışmak, kavga etmek o da ihram yasaklarına girer. Ve ihramlının yıkanması serbesttir. Kokusuz sabun kullanması serbest. Çiçek meyve koklaması, yüzük takması, kol saati takması, çanta taşıması, dikişli terlik, kemerdeki dikiş hiç onların ihramla alakası yok. Onların ihram, ihramın üzerinde ayrı bir cep, ayrı bir dikiş olursa o ihrama, ihram yasaklarına girer. Evet, onun için ihramın yani ihram kefen misali, ihramın kefenin cebi de olmaz. Onun için İhramın üzerinde herhangi bir şey olmaz. Ve böylece telbiyelerle ta nereye kadar? Mekke'ye kadar devam ediyoruz. Mekke'ye kadar varıyoruz. Mekke'ye vardığımız zaman işte otele yerleştik ama belirli bir istirahat ediyoruz. İstirahatten sonra da Kabe'ye varıyoruz. Kabe'ye vardığımız zaman Allahümme inni uridu tavafe beytikel haram. Ya Rabbi senin Kabe'ne tavaf etmek istiyorum.
7 şartla. Kabe tabi görüldüğü zaman ilk defa gidenlerimiz de var Kabe'ye. Kabe görüldüğü zamanki dua reddedilmez. İmam-ı Azam, ya Rabbi benim bundan sonra yapacağım dualarımı kabul eyle diyerek dua edermiş. Biz de inşallah öyle dua edelim. Kabe'ye vardığımız zaman bütün ümmeti için dua edeceğiz. Evlatlarımıza, memleketimize, bütün Müslüman devletlerine, işte bütün herkese biz hacılar, umreciler Allah'ın elçileridir. Onlar dua ederlerse Allah dualarını kabul eder. Kim için dua isterlerse Allah onlar için duasını kabul eder. Biz bol bol oradan bütün ümmet için dua edeceğiz. Umre tavafı için Hacı Resulü'den başlıyoruz ve böylece 7 şart dönüyoruz. Tavaf anında dualar sadece Yemen köşesinden Hacı Resulü'ne kadar Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabennar. Bu dua sabit Peygamberimizden. Diğer dualar, size vereceğimiz tavaf duaları, verdiğimiz dualar Peygamberimizin çeşitli yerlerde yaptığı dualardır. Bunlar hadis-i şeriftir aynı zamanda. Okuyun, öyle okumaya alışın. Tavaf, o duaları okuruz. Başka Allahümme salli, Allahümme barik, işte çeşitli duaları yaparak yine Kabe'yi tavaf edebiliriz. Kabe umre tavafını yaptıktan sonra 2 rekat tavaf namazını kılıyoruz. Tavaf namazını kıldıktan sonra Safa'ya çıkıyoruz. İşte bu arada bol bol zemzem içeceğiz. Artık Mekke'deyiz ya, Kabe'nin içinde her taraf zemzem dolu. Eskiden zemzem kuyusuna iniyorduk da artık oralar namaz şeyi için kapattılar. O kuyuya inme yerleri kapattılar. Şimdi bol bol termoslardan bol bol zemzem içeceğiz inşallah. Bol bol zemzem. Zemzem içirken de öyle bir bardak değil. 3 bardak, 5 bardak, 7 bardak. Zemzemi bol bol için diyor. Münafıklar zemzem içemez. Münafıklar zemzemi içemezler fazla. Siz onun için bol bol zemzem içiyoruz. Sonra Safa'ya çıkıyoruz. Safa'dan Merve'ye 4. Merve'den de Safa'ya 3 defa geliyoruz. En son Merve tepesinde say biter. Safa'dan başlayıp, çünkü Kur'an-ı Kerim Safa ile başlamış. İnna Safa vel Merve diye. Ve Merve'den Safa'ya 4, Merve Safa'dan da Merve 3 defa. En son Merve tepesinde say bitiyor. Say bittikten sonra tıraş olacağız. Tıraş. Hanımlar parmak boğumu kadar birkaç parça kestirme ihramdan çıkmış olurlar saçların ucundan. Bir bacımız diğer bacımızın saçını kesebilir. Beyi kesebilir. Hiç kimseyi bulamadın. Saçını al, makasla kes. Önemli olan saçın kesilmesi. Ama hanımlar çok unutuyor bu saç kesmeyi. Unutuyorlar. Nedense evet. Aman unutmayalım saçımızı kesmeyi. Tavaf, say bittikten sonra saçımızı kesiyoruz. Erkekler ihramdan çıkarken Peygamberimizin tavsiyesi var. Rahimallahul muhalliqin. Ey Allah'ım, ihramdan usturaya olarak çıkanlara rahmet eyle. Ve mugassireye sonra kısatsak olmaz mı ya Resulallah? Allahümme erhamel muhalliqin. Ey Allah'ım, usturayla'ndan çıkan rahmet eyle diye dua ediyor Peygamber. Ve mugassireye sonra kısatsak olmaz mı ya Resulallah? Allahümme erhamel muhalliqin. Ya Rabbi, usturayla'ndan çıkan rahmet eyle. Sahabi demek ki illa kısaltayım diyor. Hacı abinin saçı gibi böyle güzel, böyle demek ki taranmış. Ondan sonra sahabi illa kısaltayım ya Resulallah. Yok, Allah'ım merhamet eyle. 3 defa ustura, ustura, ustura. 4. defa. Yok yok, var. Bu erkekler sizinle bir alakası yok. Evet. 4. defa ve mugassirin, kısaltanlara da ya Rabbi rahmet eyle. Bir duada kısaltanlara var. Kısaltma da saçın 1/4 kısaltılması lazım. Hanefi mezhebinde. Şafilerde birkaç parça kesilse oluyor. İhramdan çıkılıyor ama Hanefi mezhebinde illa saçın 1/4, böyle mevcut saçın 1/4. Ama Hacı abi sizin gibi değil ama. Saç eğer parmak boğumundan kısa ise, sizin isim neydi Hacı abi? Evet, evet. Efendim? Katip abi. Senden bizim saçımız kısa. Parmak boğumundan kısa olursa saç, onların kısaltma hakkı yok. Ustura. Biz mecburen. Hacı abi kısaltabilir. Bak onun hakkı var. Niye? Bizde malzeme yok. Bizim... Efendim?
Ha, bir umre yapacağız. Arkasından bir ustura daha vuracağız. Haccan çıkarken bir ustura daha vuracağız. Hep usturayla gidecek. Ondan sonra ustura. Hep zaten usturayla başlayınca saç zaten ancak kendine gelir gelmez bir ustura daha bir umre yapıyor. En son bir de haccın ihramından çıkıyoruz. Bir ustura daha. Hep usturayla. Ha bak bu Ramazan bayramıyla yapılan ustura. Ha. Yani o da olur ama şimdi o zaman ilk umreyi kaçırmış oluyoruz. İlk umre bizim yaptığımız umre. Medine'den Mekke'ye gelirken vacip umremiz o. Tabii. Yani oradaki sevabı kaçırmamak önemli olan. Bir de haccın ihramından çıkarken ustura. Zaten o arada belki umreyi haçtan sonra yapacaksınız. Hacca kadar belki kalabalıklıktan dolayı umre yapamayabilirsiniz. İlk Medine'deki umre. Bir de eğer sizin Mekke'ye geçiş ne zaman Remziye grubumuzun? 19. Şöyle böyle 10 gün kalıyor. Yani Mekke artık epey bir kalabalık dengini almış oluyor. Türkiye'ye dönüşünüz 10'u mu? 9'u. Arafat'tan sonra o 9'una gelme 7'si gibi böyle 8'i gibi bir umre yapabilirsiniz. Veya 6'sı. Hani ile bir umre yapalım. Kendi elinizdeki uçuş bilgi formlarına göre yani bazı karışık olan yani Türkiye'ye gelmeden kendi isminizi yazan kağıdı genellikle aynı grup da belki bir gruplar var. Onun için diyoruz. Herkesin ilk uçuş bilgisi tabii. Onun için önemli olan ustura. Ama ha ben kısaltamıyorum. Orada sorun berberle de sorun oluyor. Yok berber ya, en çok berber şeyde var. Mekke'de vardır. Siz Mekke'de hangi otel sizin? Bizim Beyza hocam. Beyza'da sizin ihramdan çıkacağınız gün orada hemen yanında berber var. Yani berberler şehri orası sanki acaba Zemzem Tavrı'nın altı. Yani dolu yani en çok berber var Mekke'de yani. Dükkan olarak Mekke'de en çok berber dükkanı var. Sıkıntı yok yani. Yani bekliyorlar evet. Yeter ki gel diyor. Evet. Evet ihramdan çıktıktan sonra Mekke'de ne yapıyoruz? Mekke'de işimiz gücümüz tavaf. Kabe'ye 120 rahmet iner, 60'ı tavaf edenlere, 40'ı namaz kılanlara, 20'si de Kabe'yi seyredenlere. Mekke'de işimiz, gücümüz, başka hiçbir işimiz yok. Bol bol tavaf, bol bol tavaf. Tavafı yapıyoruz 7 şart. Sonra ne yapıyoruz? Peşinden 2 rekat namaz kılıyoruz. 2 rekat namaz. 7 şart dönüyoruz, 2 rekat namaz. 7 şart dönüyoruz, 2 rekat namaz kılıyoruz. Eğer kerahat vakti ise ikindi namazından sonra veya sabah namazından sonra bir tavaf yaptıksa onun namazını kerahat vaktinin dışına erteleyelim. O evet mekruh kerahat vaktinde eğer hani veda tavafıysa Mekke'yi terk edecek isek o zaman veda tavafını yaparız. Peşinden namazını da kılarız. Kerahat vakti o zaman gözetilmez. Ama biz nasıl olsa Mekke'deyiz. Kerahat vaktinden sonra da Kabe'deyiz. O zaman namazı iki efendim. Bizim hocamız genç olması bize çok iyi olacak. Ama bizi çalıştıracak olan hocamız. İnşallah. Tabii. Yani özellikle hocamıza güveniyorum. Yani İnşallah. İnşallah. Tabii. İnşallah hocamız. Genç ve dinç hocalar maşallah. Bizim gibi öyle 60'lık değil yani. Ona güveniyorum o konuda. Evet. Bol bol tavaf. Bol bol tavaf. Abla İbn-i Mesud Hazretleri var. İlk fakir. Tarihinde ilk fakir olarak biliniyor. Efendimiz Aleyhisselam amcasının oğlu. Kendisi o şekilde söylüyor. Mekke'den dışında yani diğer ülkelerden Mekke'ye gelen hacıların özellikle Kabe'de bulundukları müddetçe tavaf etmeleri en büyük faziletli ibadet olarak kendisi bu şekilde rivayet ediyor. Evet. Bu rivayet de belki onun rivayetidir. Biz işte. Nefes aldırmayacağız hocam ona göre. İnşallah. Kabe'ye her gün 120 rahmet iner, 60'ı tavaf edenlere. 40'ı namaz kılanlara, 20'si de Kabe'yi seyredenlere. Ha, Kabe'ye 7 şart döndük. Nafile tavafımız yaptık. Arkasından biraz da tekrar Safa Merve'ye çıkma var mı? Yok. Tavaftan sonra ikinci bir nafile say yok. 7 şart yapıyoruz, tavafımızı yapıyoruz. Bazı hacılar çıkıyor oraya elbiseyle Safa Merve arasında dolaşıp duruyorlar. Yani yanlış
Niye geziyorsun Hacı abi? İhramın yok, sen burada bak. Biz de biraz tavaf yaptık, biraz da say yapalım diye geldik diyor. Bu yanlış. İhramlıyken de Safa'yı şey yapmamız gerekiyor. Umre'nin ihramı. Evet, Umre'nin ihramı iken sayı yapıyoruz, bitti. Ondan sonra tavaflarda yok. Tavaflarda yok. Tabii. Haccın sayında geleceğiz oraya. O zaman elbiseli yapacağız. Haccın sayını yaparken, az sonra gelecek. Yani onun için Mekke'de tavaf yaparken, nafile tavaf yaptık, peşinden say yok. Bunu bilelim. Bu yanlışlığa düşmüyoruz. Evet. Bol bol tavaf. Bol bol tavaf dedik. Ha, yorulduk, namaz kılalım. Daha da yorulduk, otur Kabe'yi seyret. Ona da 120 sevap var. Evet. Mekke'de böyle dururken biz ne yapacağız? Mekke çevre ziyaretleri için sizleri götüreceğiz inşallah. Sevir Dağı, Peygamberimizin hicret ederken saklandığı mağaranın bulunduğu dağ, 850 metre yüksekliğinde. Arafat'a çıkacağız inşallah. Hac'dan önce sizleri bir gezdireceğiz. Arafat, oraları, bu Cebel-i Rahme, Adem babamızla validemizin ilk dünya üzerinde buluştuğu yer burası. Çünkü Arefe günü buraya gelemeyeceğiz, gelmeyeceğiz. Bizim çadırlarımız buraya çok uzak. 9 nolu yol üzerindeyiz. Burası 5 nolu yol üzerinde. Aramızda en az 4-5 kilometre var. Yani ta Cebeli 9 nolu yoldan bu Cebeli Rahme'ye. Hele bir bizim bir bayan görevlimiz almış 5-6 tane hanımı geçen sene çadırlardan çıkıyor. Hadi diyor, bir Cebeli Rahme'ye gidelim. Sakın ha. Gidiyorlar, bir de güzelce kayboluyorlar. Ondan sonra bizi arıyorlar. Ama hadi bizi yani bulun. Kesinlikle Arefe günü o güzel vakitlerimizi harcamayalım. Arefe günü öğlen namazıyla ne yapıyoruz biz? Hep şimdi çıkacağız. Onun için Arefe günü Cebel-i Rahme'ye geldi ya, Cebel-i Rahme'ye biz sizi buraya götüreceğiz, görmüş olacaksınız. Ama Arefe günü buraya gelmeye çalışmayın. Nur da Cebel-i Nur, burası da Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu yer. Peygamberimiz 35 yaşından sonra inzivaya çekildiği yer. İnşallah oralarda şeyini çekersin böyle. Gerçeğini kendinle beraber çekersiniz. Evet. Şimdi biz böyle Mekke'de hep ne zamana kadar? Zilhicce'nin 8. gününe kadar Mekke'de böyle günlerimizi neyle? Hep bol bol ibadetle geçiriyoruz. Bol bol taatle geçiriyoruz. Hele Zilhicce'nin birinden ta 10'una kadar Kur'an-ı Kerim'in de yemin ettiği Rabbimizin vel fecri ve leyalin aşir. O fecre yemin olsun, o 10 geceye de yemin olsun diyerek o 10 gece çok önemli bir gece. Bu günler bol bol ibadet, bol bol teheccüd namazı, bol bol yani Kabe'de tavaf edin. Vakitlerinizi mümkün mertebe hele uyumayı bile sabah namazından öğleye kadar bırakın. Oraya bırakın. Geceleri uyumayı bile terk etmenizi tavsiye ederim. Hele bu Zilhicce'nin 8 günü ama Arafat'a giderken dinç istiyoruz size. Zilhicce'nin 8. günü Arafat'tan bir gün önce ayın ikisi Arafat günü ayın kaçı? Biri. Bayram biri. Arefe 31. Biz de 30'unda inşallah bu 30'u oluyor. 30. günü yani Zilhicce'nin 8 Arefe 31. Terviye 30 terviye günü. Yani biz Arafat'tan bir gün önce terviye demek develerin suya doyması demek. Suya kanması demek. O gün ne yapıyoruz biz? Muhakkak artık oteli terk etmemiz gerekiyor. Ya Arafat'a gideceğiz yahut da Mine'ye gideceğiz. Biz şirket olarak işi biraz zorlaştırıyoruz. Mine'ye çıkıyoruz. 5 vakit namazı Mina'da eda etmek sünnettir. Namaz, onun için öğlen, ikindi, akşam, yatsı, Arefe günde sabah namazını Mina'da eda ediyoruz. Genellikle Diyanet İşleri'nin hacıları olsun, şirketlerin de çoğu var. Bizim gibi şirketler de böyle Mina'ya çıkan. Biz onun için programımız Mina'ya çıkmak. Arafat'a gitsek Arafat'ta yatmış olacağız. Mina'ya gitsek Mina'da yatmış olacağız. Ama Mina'ya çıkınca 5 vakit namazı sünneti eda etmiş oluyoruz. Haccın sünnetlerindendir. Bu sünneti eda edeceğiz inşallah. Niye? Çünkü arabalarımız bizi, otobüsümüz bizi şeye kadar getirmeye imkanı var. Onların öyle bir sözü var. Haç Bakanlığı'nın.
Biz de bu imkanı kullanıyoruz. Sabahleyin, o zilhicce'nin 8. gün sabahleyin otelimizden ayrılıyoruz. Yine ihramı giyiyoruz. İhramları giyiyoruz. Hacca niyet ediyoruz. Bu sefer Allahümme inni uridul hacca. Ya Rabbi ben hacca niyet ettim. Kabul eyle, kolay eyle diyerek tekrar ihramlarımızı giyiyoruz otelimizden. Mina'ya hareket ediyoruz. Mina'da 5 vakit namazı kılıyoruz. Mina'da 5 vakit namazı kıldıktan sonra Arefe günü sabah namazını kılıp Mina'dan Arafat'a hareket ediyoruz. Arafat'ta öğlen namazı ile beraber ikindi namazı öğlen vaktinde eda ediliyor. O arada vakfe duası yapıyor Diyanet İşleri Başkanımız. Yine bu sene de yine aynı duayı yapar mı? Dün reisimiz açıkladı ya, izin istemiş değil mi? Görevden ayrılmak için izin başka istemiş. Başka bir görev için. Belki o göreve verirler mi o zamana kadar? Şu anda görevine devam ediyor ama gelirse her sene o duayı yapıyor. Vakfe duamızı yapıyor. Biz de bütün şirketler bu duaya amin diyoruz. Yani bütün bu vakfe duasına şirketler de katılmak zorunda. Merkezi sistem 81 bin hacı Türkiye'den, işte Almanya'dan falan gelenler var, Amerika'dan ne kadar Türk varsa aşağı 100 bine yakın Türk. Biz aynı yerde bulunuyoruz. Arafat'ta 9 nolu üzerinde. Biz bu duaya amin diyerek katılıyoruz. Akşama kadar bu dua zaten bir saat sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı o merkezi dua, vakfe duası. Sonra kendi hocalarımızla, bizim grup hocalarımızla, kafile başkanlarımızla beraber biz ayrı bir program yine yapmaya devam ediyoruz. Ta akşam namazına kadar Arafat'ta bol bol dua. Aman benim şu arkadaşım geldi, benim şu arkadaşım var, şu şirkette, şu şeyde bilmem ne falan diyerek kesinlikle Arafat'taki vaktimizi başkalarını aramayla harcamayalım. Arafat'taki vakit o altın vakit. Dostlarımızı sonra buluruz. Mekke'deki otelde bulursunuz. Sonra şey yaparsın. Yani onun için hiç şey yapmayın. Orada arkadaş aramaya falan çıkmayın. İşimiz, gücümüz bol bol Arafat'ta ibadet olsun, dua olsun. Hac Arafat. Haccın iki ana büyük rüknü var. İşte birincisi şu anda yerine geliyor. Bak Arafat'tayız. İkincisi de Arafat'tan sonra farz tavaf. İkisi yerine geldi mi artık üzerimizdeki farz kalkmış oluyor. Arafat, Arafat'ın sınırları var. Arafat'ın sınırları belirli. Onları Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama göstermiş. İbrahim aleyhisselamdan sonra yine Peygamberimize de Cebrail aleyhisselam Arafat'ın sınırlarını göstermiş. O sınırlar, o sınırları terk edemezsin çünkü hacı olamazsın. Yani Arafat'ın sınırının içinde olman lazım. Bir ayak bu tarafta, bir ayak bu tarafta yine olmuyor galiba. Bir ayak bu tarafta, bir ayak bu tarafta yine olmuyor galiba. Yani o duruma düşmeyiz zaten. Biz yani sen tabii yani Arafat'ın o kadar tabii sınır işte. Arafat'ın yarım metre dışında olsa, o sınırın dışında olsan hacı olamıyorsun. Buradaki hareket edeceğim mi? 364 gün Arafat'ın içine dursan, o Arefe günü orada olmasan yine hacı olamıyorsun. Evet. Orası Arafat. Yani Rabbimiz haccın en büyük rüknü diyor. Evet. Arafat. Bir de tavaf. Şimdi gelecek. Şimdi Arafat'tan sonra ne yapıyoruz? Akşam namazı. Akşam namazını kılmadan Arafat'ta öğlen namazı ile ikindi namazını öğlen namazı vaktinde eda ediyoruz. Artık bol bol dua. İşimiz, gücümüz Arafat'a dua. Bunu unutmayalım. Müzdelife'den şeytan taşlamaya yürüme imkanı olmayan hacılarımız hasta arabasıyla Arafat'tan Müzdelife'ye, bak Arafat'tan Müzdelife'ye hemen ardından otele intikal ettirilecekler. Normal hacılar gibi Müzdelife'de vakfe yapmayacaklar onlar. Böyle yarım saat böyle bir hoca, onların başındaki hoca onları bir şey yapacak. Onları görev yaptıracak. Onun için Müzdelife'den, çünkü Müzdelife'den şeytan taşlamaya 10 kilometre kadar yürüme mesafesi vardır diyor. Bunu özellikle ilave ettim bu şeye. Bunu bilmemiz lazım. Bu yürümeyi yapamayacak olan acılarımız Arafat'tan hasta arabasına binecekler. Arafat'tan hasta arabasına binmek zorundayız.
Hepinizin böyle evinin etrafında böyle yürüme imkanı olan yerler var yani. Bak ben bu sabah şöyle böyle 10 kilometreye yakın yürüdüm yani. Belgrad Ormanı'na gittik bizim arkadaşlarla. Yürüdük. Sıkıntı yok ama biraz yürümeye alıştırın kendinizi. Yürümezseniz çok sıkıntı çekersiniz. Arafat'tan yok. Müzdelife'den. Müzdelife'den şeytan taşlamaya. 10 kilometre ama. Tabii. Yani buradan şimdi bizi otelimizden otobüsler alıyor Mine'ye. Yol güzel. Bizim aynı bu metrobüs yolu gibi. Arafat'tan Müzdelife'ye de yine getiriyor bizi. 9 nolu yol Türklere özel. Bütün Türk hacıları bu yolu kullanıyor. Hiç bizim yolumuza başka bir araç giremiyor. Başkaları da bizim araçlarımızla başka yola çıkamıyor. Bu hep turnike yoluyla. Yani daha önce biz hacılarımıza bize 150 kişiye bir otobüs verilirdi. Biz gençleri arıyorduk ayırıp 75 kişi gençler, 75 kişi de yaşlılar. Ben gençlere, o zaman gençtik Muhammed gibi böyle hocam gibi. Biz gençleri yürütüyorduk. Yaşlı olan hacı abiler, 90'lardan bahsediyorum hacı abi. Evet, yani. O zaman 150 kişi, 96'dan beri bize özel yol verildi. Biz dediler, bu işi halledeceğiz dediler. Hiç halledeceklerini aklım ermiyordu ama gerçekten de turnike yol bizi Arafat'a çıkardılar. Mine'ye, Mina'dan Arafat'a. Arafat'tan Müzdelife'ye getirdiler. Müzdelife'den bekliyoruz, bekliyoruz. Araba yok 96 senesinde. Ta öğlen oldu. Bizim güneş başımıza kadar indi. İlk defa turnike yol açıldığı zaman Muhammed bu yani 96 yılı. Fakat ondan sonra biz mecburen artık yaya olarak öğlene kadar. Şimdi artık onun için daha 96'dan beri kaç sene geçti hesap edin bakalım. O zamandan beri hala bu yolu halledemediler. Evet. 96 yılından beri yani hacıların Müzdelife'den Mine'ye, Mine'den de Kabe'ye intikali hala göreceksiniz, yaşayacağız işte. Haccın en zoru bu kaldı. Orada ne yapacağız? Hasta olanları biz Arafat'tan ayırıyoruz. İşte bak onun için az önce onu yazdım. Arafat'tan yürüyemeyecek olan, rahatsız olan hacı abileri, ablalarımızı ayırıyoruz. Onları hasta arabasına bindiriyoruz. Biz Müzdelife'ye, otobüslerimize geliyoruz. Müzdelife'de geçen sene çadırlarda kaldık. Daha önceki seneler. Ama iki seneden beri Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki şirketler siz 15 yıldır çadırlarda kalıyorsunuz. Artık çadırları ben kullanacağım diye bizi şeye verdiler. Çadırların dışına verdiler. Şeye. Fark etmiyor fazla. Yani çadırlarda olmak biraz daha düzenli oluyor. Dışarıda kaldığımız zaman da akşam geliyoruz ya nasıl olsa. Sabaha kadar kalıyoruz. Müzdelife'de yani serinlikte olduğu için açık arazi de olsa sıkıntı yok. Müzdelife'de geldiğim zaman akşam da yatsıyı kılıyoruz. Kıldıktan sonra da 70 taş, şeytan taşlarını topluyoruz. Daha sonra geceliyoruz. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün hüccacı 11.30'dan sonra şeytan taşlamaya hareket ediyor. Bizim kafile başkanı da diyebilir ki arkadaş geçen seneki bizim yerimiz tam bütün hüccac diğer Türk hacıları şeyde otobüsten iniyor. Bizim böyle bizim tam ortamızdan geçiyor. Bize öyle bir yer düştü geçen sene. Yani böyle yerimizi de bizim Hac Bakanlığı belirliyor. Oradaki şey onun için biz sen buraya duracaksın ben buraya duracağım diye öyle bir şey yok. Oradaki hacılar iniyor. Baktık bazı gruplarımız dediler hocam biz dediler şeytan taşımaya gidiyoruz. Bizim asıl programımız Müzdelife'de gecelemek sünnet. Geceledikten sonra sabah namazdan sonra yapılacak vakfe de vacip Hanefi mezhebinde. Ama Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasınca hacılar gece yarısı da gidip taşlayıp oteline dönebilir. Bu fetva var şimdi kolaylık olsun, izdiham önlensin falan diye. Geceleyin taşlamak sabahkinden daha rahat çünkü. Evet, bu şekilde fetva da var. Bu fetva mucibince genellikle bütün hüccac ama biz şirket olarak programımız var. Arzu eden
gruplarımızla beraber şeytan taşımaya gece 11.30'dan sonra gidebilir. Yine bazı grup hocası buna karar veriyor. Kafile başkanı ile beraber. O zaman baktık imkanımız güzel. Müzdelife'de yerimiz rahat ise geceleriz. Gecikten sonra sabah namazdan sonraki yapılan vakfe de vacip. Yani o da önemli bir ibadet olduğu için ben onu tavsiye ediyorum. Genellikle ben o grupla kalıyorum. Sabah namazını yapıp kılıp sonra vakfemizi yapıyoruz. Sonra az önce sordu sabahki grupta bir o zaman dedi bayram namazı oldu. Bayram namazını ne yapacağız? Bayram namazını kılmıyoruz. Bizim üzerimize bayram namazı vacip değil. Ama geceleyin mesela hani taşlayıp da gidenler oraya otele kadar varıyorsunuz. Bayram namazını Kabe'ye gelebilir. Yani geceleyin madem vardın hiç olmazsa Müzdelife'deki şeyi terk ettin. Bari en azından Kabe'de bayram namazını eriş. Değil mi? Bayram namazı. Normal sabah namazından sonra kılınıyor. Normal halk kılıyor ya. Vacip olmasa da siz hiç olmazsa fırsat değerlendirilir yani. Evet. Ama biz Müzdelife'ye önem verelim. Müzdelife'de kalmak bu en güzel ibadet. Hatta vacip bizim mezhebimizde yani Hanefi kitaplarında terk edilirse kurban gerekir diye. Sonra Müzdelife'den ne yapıyoruz? Şeytan taşlamaya hareket ediyoruz. Sabah namazını kıldıktan sonra kısa bir vakfe yapıyoruz. O vakfe vacip. Daha sonra şeytan taşlamaya, büyük şeytana bayram birinci günü 7 taş atıyoruz. Bu taşları Müzdelife'den toplamak sünnet. Diğer taşları diğer her yerden de toplayabiliriz. Ama ilk gün atacağımız taşları Müzdelife'den toplamak sünnet. Diğer gün, bayramın ikinci günü o sonra gelecek. Şimdi bayramın birinci günü büyük şeytana 7 taş attık ya, sonra kurban. Sizin kurban paralarınız biliyorsunuz hac paralarınızla beraber verildiği için Diyanet İşleri Başkanlığı bütün Türk hacılarının kurban paralarını İslam Bankası'na direkt havale ediyor. Yani kurban parasının artık ne sizden bizden hiçbir alakası yok. Kurban parası, hac parasını yatırırken verdiniz, sizden vekalet de böylece alınmış oldu. İslam Bankası bizim kurbanlarımızı kesecek. Sizlere kurban kesildiğine dair makbuz veriliyor. Mekke'ye vardığımız zaman kurban makbuzları veriliyor. Paranız bize ulaştı diye şeyden İslam Bankası onu bize Diyanet aracılığıyla gönderiyor makbuzları. Onları size Mekke'de inşallah vereceğiz. Kurban kesildi. Taş attık. Baş. Sonra tıraş. Sıra tıraşa geliyor. Tıraşımız olduk muydu? Yine usturayla inşallah olacağız. Böylece artık ihramın yasakları tehallül es-sugra. Tıraş işte tırnak kesmek, koku sürünmek gibi böyle şeyler ihramın yasakları küçük yasakları üzerimizden kalkıyor. Cinsel ilişki hariç hac tavafını yaptıktan sonra o da üzerimizden kalkıyor. Bütün tehallül kübra, bütün ihram yasakları böylece üzerimizden kalkmış oluyor. Ve böylece artık ihramdan çıktıktan sonra sıra haccın tavafı. Haccın tavafını da yaptık. Böylece haccın sayı vaciplerinden. Haccın sayını da bayramın birinci günü öyle akşam vakitlerinde inşallah siz zaten Kabe'ye yakınsınız. Haccın farz tavafını peşinden de haccın sayını yaptıktan sonra ikinci gün şeytan taşlama. Üçüncü gün şeytan taşlama ibadetleri kalıyor. Bunlar da otelde zaten beraberiz hocalarla. Eğer otobüs imkan olursa otobüs temin edilir. Baktık olmuyor. Gençlerle yürürüz, şey yaparız. Her halükarda o günler beraber karar vereceğiz inşallah. Bayramın biri, ikinci günü ve üçüncü günü de şeytan taşlamaya. İkinci gün, zaten birinci gün gelirken taşlıyoruz. İkinci gün şeytan taşlamaya otobüs imkanı oluyor da üçüncü gün çok zor otobüs oluyor. Bir kere bindik, yarı yolda indik ama bulunursa olur. Ne kadar mesafe var? 4 kilometre, Kabe'den 4 kilometre. 1 kilometre sizin orası diyelim 5 kilometre. Yani şey... ama Beyza Oteli'nden. Ama aşırı bir yoğunluk olursa yürüme yapılıyor. Ama bazen otobüs bulup da şey yaparsak, yolu bilen şoför olursa yakın yere kadar bizi getiriyor. Dönüşte yürüyoruz sonuçta.
bir şekilde şeytan taşlamalara gidiyoruz. İkinci ve üçüncü gün şeytan taşlamayı biz öğleden sonra değil de ikindiden sonra yapıyoruz. Çünkü öğleden sonra Mekke'de acayip bir kalabalık oluyor. Hele üçüncü gün Mekke'de şeytan taşlamaya hücum eden en az 500 bin veya 1 milyona yakın hacı var. Neden? Arabistan'da kotalı hacılardan başka bir de çantasını alıp direkt Arafat'a çıkanlar oluyor. En az bunlar 500 bin, 1 milyon. Arabistan'da eğer geçen sene 350 bine yakın hacıyı geri çevirdiler. Böyle dışarıdan işçiler var, 10 milyon çalışan işçi var ya, bunlar alıp çantasını Mekke'ye hemen Arafat'a çıkmak istiyor. Bu şekilde onlara mani oluyor ama mani olmayanlar da oluyor. İşte 2006'da gözümüz önünde 185 hacı öldü. Bunlar direkt Arafat'a çıkıyor. Arafat'tan sonra Mina'da geceliyorlar 3 gece. Gecelikten sonra en son Mina bitirmek üzere, ne bayramın 3. günü bitiyor ya Mina. İşte öğlenle beraber şeytan taşlıyor. İnip Kabe'de farz tavafı yapıyor. Daha sonra veda tavafı yapıp Mekke'yi terk ediyor bunlar. Bu şekilde olan en az 500 bin, 1 milyon hacının arasına girmemek için ne yapıyoruz? İkindiden sonra biz şeytan taşlıyoruz. Kalabalık bu yoğunluk. Onun için bu yoğunluğa girmiyoruz. Hani otelde dersiniz ki ya biz niye erken gitmiyoruz? Niye? Yok. Bu kalabalık çünkü çok tehlikeli bir kalabalık. Şu anda şeytan taşlamalar çok rahat olmasına rağmen bu kalabalığa yine girmeyeceğiz. İkindiden sonra şeytan taşlayacağız inşallah. Tabii ikinden sonra şeytan taşlamaya varmak için yine biz öğleden sonra 2 gibi, 3 gibi yine oradan hareket etmemiz lazım otelden. Tabii. Bayramın ikinci ve üçüncü günü şeytan taşlamaları yaptıktan sonra veda tavafını yapıyoruz. Veda tavafını da yaptıktan sonra artık Mekke'den ayrılıyoruz ve böylece Mekke'ye yavaş yavaş veda ediyoruz. Sizin dönüşünüz ta ayın 8'i, 9'u, 10'u gibi olduğu için Mekke'ye bayramın 3. günü kesinlikle tavaf alanına girmiyoruz. Değil mi? Aynı o kalabalık şeytan taşlarken var ya, onlar doğruca Kabe'ye geliyorlar. Farz tavafını yapıyor, veda tavafını yapıyor, Mekke'den ayrılıyor. Onların Mekke'de evleri yok, konaklamaları yok yani. Evleri olmadığı için o kalabalık bayramın 3. günü anormal bir kalabalık. Mekke'de trafik zaten allak bullak. Yani onun için göreceksiniz orada. Bir arabaya bineyim desen 3-5 saat arabada oturmaktansa en iyisi yürüyeyim diyeceksiniz. Şimdi o kalabalıklara girmemek için namaz için Kabe'ye gelin ta şeye kadar ama tavaf alanına kesinlikle girmeyin. Bayramın 3. günü. Biz farz tavafımızı haccın sayını da zaten 1. gün veya 2. gün akşamları Kabe rahat. Çünkü herkes nereye çıkıyor? Mine'ye çıkıyor Şafiler. Çıktığı için. Hatta siz de çıkabilseniz, alsanız bir el çantanızı böyle gençler çıkabilse. Yani eskiden biz de çok yapıyordum ben. Ama artık zor oluyor yani işin doğrusu. Ama bir de yaya olarak bizim çadırlarımız ta Müzdelife sınırında. Şeytan taşlamadan tam 2 saat yürümemiz gerekiyor. Ama ben Mina sınırının herhangi bir yerde oturun deyip de böyle el çantanı pikeyi alıp da Mina'da geceleme Şafii var mı aramızda? Hiç Şafii mezhebi var mı? Siz mi? Mesela Şafii'ler işte Arafat şeyden sonra tabii artık Din İşleri Yüksek Kurulu size de aynı fetvayı veriyor ama hani gönlünüz rahat olması için Mina'da geceleyebilseniz Arafat'tan sonra biz şirket olarak organize yapamıyoruz. Ama 3-5 arkadaş bir araya gelip de Mina'ya çıkabilirsiniz. Yani şeytan taşlamaya geldiğimiz yerlerin biraz daha gerisine çekilerek Mina'da geceleme yapabilirsiniz. Hangi gece hocam? Efendim? Hangi gece? Bayramın birinci Arafat'tan indik ya. İndikten sonra bayramın birinci günü bir de ikinci günü. Bunlar iki gece Şafilerde vacip bu iki gecenin şeyi. Zaten ilk biz Mina'ya çıkarken beraber çıkıyoruz zaten. Orayı o sünneti beraber eda ediyoruz. Bayramın birinci ve ikinci günlerindeki Mina geceleri, Mina'da gecelemek diyor, haccın cilası diyor Aleyhisselatü Vesselam. Mina'da gecelemek çok faziletli, yapabilene. Evet, böylece veda tavafımızı da yapıyoruz. Artık veda tavafını yapıp Mekke'ye veda ediyoruz. Veda tavafından önce bayramın 5'i, 6'sı, 7'si artık Mekke epey rahatlamış oluyor.
O arada belki bir umre yapmak arzu ederseniz hocamızla, grup hocamızla beraber Ciorane'ye veyahut da Tenim'e gidip bir umre yapabilirsiniz o arada. İmkan olursa. Ama Peygamberimiz bir umre yapmış yani. Hacca gittiği zaman bir umre yapmış. Biz umreyi yapıyoruz zaten. Birinci günü Cuma. Evet. Tabii tabii Beytullah'ta. Siz zaten sabah şeytan taşlamayı biz 7-8 gibi yapıyoruz. Hani Mine Müzdelife'de gecelesek bile 7-8 gibi yani Kabe'ye her halükarda Kabe'ye geliyorsunuz. Bir de namaz, Cuma namazı falan kılmak için siz Beyza tarafından bu yeni yapılan Kral Abdullah bölümü yakın ve orada da namaz kılma imkanı var. Bol bol geniş yani. Çok geniş bir alanı yaptılar. Hayır, hayır. Altınoluk tarafından. Evet. Altınoluk tarafından inşallah rahat bir hac yapacağız. Rabbim inşallah kolay eylesin. Kabul eylesin. Zorluk göstermesin inşallah. Misafirlerine Rabbim zorluk göstermesin. Onun için siz yeter ki biz hocalarımızın talimatlarına uyalım. Böyle kafile başkanlarımız olsun, bizim şirketimizin, sizlere devamlı uyaracağız. İnşallah bu haccı beraberce eda edeceğiz. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Buraya ufak bir notlar almışız. Emanet kasa orada olacak. Emanetçimiz olacak. Paralarınızı emanet kasaya verebilirsiniz. Beraberinde alınacak para, ne kadar para alacağız? Ben genellikle 500 dolar en az olsun yanımızda. 1000 dolar da olabilir ama daha fazla paraya gerek yok orada. Yanınıza almanıza fazla para. Aldığınız paralar 100'lük olsun veya en küçük 50'lik olsun. Para, Türk parası almayın, euro da almayın. Onların biraz kuru değişik oluyor, az oluyor bir şey olarak. En güzel dolar. En güzeli Arabistan'ın kendi parasını almanız daha güzel. Burada. Riyal. Riyal almanız daha iyi. Ama elinizde Türk parası varsa buradan direkt riyal alın. Dolar varsa öylece kalsın. Arabistan'da dolar en güzel. Kuru hiç değişmiyor. Evet. Ben 38 yıldır oradayım. 3.74, 3.75 böyle hiç onların şeyi değişmiyor. Kuru değişmiyor. Evet. Dolar. En güzeli o şekilde. Yani 100 dolara 374. 374, 373, 375 oluyor bazen, 76 oluyor. Evet. Parasını dolara çevirmek değil ama değil mi hocam? He? Yani dolar yok, daha... yok. Bunlar riyal almak. Türk parası varsa şu anda elinizde. Yani en güzeli riyal almak. Evet. Tabii riyal almak. Evet, ilaçlarınızı kullandın, ilaçlarınızı yanınıza alıyorsun ama hem de el çantanıza koyun. Bir aylık. 40 günlük neyse ilaçlarınızı yanınıza alın. Hiç kimse ilaçlarınıza kimse bir şey demez. Onun için ilaçlarınız yanımızda oluyor. Yiyecek alabilirsiniz yanınıza böyle hani bir hazır var, peynir vardır, şey vardır. Kendiniz yanınıza onlarla bazen illerden şu zeytinden yerin. O zeytin olmazsa kahvaltı yapamayacağız. Öyle hassas olanlar var. Yanınıza öyle alabilirsiniz. Vakumlu mu olur? Olabilir. Vakumlu. Fark etmez. Uçakta. Odalarında buzdolabı var. Vardığı zaman şey, vakumsuz da olabilir. Hocam o küre bagaj dönüşleri aynı şekilde. Tabii. Gidişte de dönüşte de bagaj hakkınız 30 küre. Kişi başı. Kişi başı. Hurmaları kargoya verebiliyorsunuz. Diyarşen'in PTT kargosu var Medine'de. Kişi başı 50 kilo yük alıyor sizde. 7 riyal kalsın. Kilo başı 7 riyal. Yani gayet güzel. Hatta 3-4 gün içinde evinize kadar geliyor kargo. Hurmalar. Zemzem verebiliyor. Zemzem veremiyorsunuz. Sıvı almıyor. Hurma kilo başı ne kadar deniz? 7 riyal. 7 TL yani. Bir kilo da 7 TL. 1 kiloyu 7 TL'ye getiriyor. Evet. 7 TL. O zaman yani 25 lirası 32 liraya şey gelmiş oluyor yani. Şey. Ona göre de buradan bakmak lazım yani. Ben burada, evet, birkaç yere baktım burada da. Burada bakın, böyle çatla çocuklara da söylersin. Baktım bakın. Yani birkaç yere de baktım burada. Buradaki hurmalar bazen, onlar buradakiler daha ucuza temin ediyorlar. Yani böyle Irak'tan bilmem şeyden gelen hurmalar var. Bakın gündüzünde Malta çarşısı. Malta çarşısında her çeşit hurma var yani. Güzel.
Mal da fazla pahalı değil. Kudüs'teki hurma, ben Kudüs'ten 10 dolar alıyoruz, 35 lira. Burada 30 lira. Ama tabii biraz kalite farkı vardır illaki ama bakıyorum burada zaman zaman ucuz yani. Ama kargo farkı da var yani. He? Buradan aldığı zaman kargo da veriyor. Tabii kargo yani. Farkı da var. Oradan denden getirmek mi mantıklı? Biz Kudüs'ten 10 dolar aldığımız hurma burada 30 lira yani. Doğru. Evet. Ama zaman zaman 40 lira da oluyor. 40 lira da olsa yine ucuz sayılır. Evet. Bagajları bizden önce mi alıyorsunuz? Bagajlar sizinle beraber geliyor. Tabii önce siz alıyordunuz. Daha önceden öyle oluyordu ama artık onu hava yolları kabul etmeyecek diyor. Artık yeni müdürler gelecek ciddi havalarına. Ya dedi siz kamyon mu yüklüyorsunuz nedir yani? Her hacı dedi bizzat yükünü kendisi teslim edecek diye kural getirdiler. Güvenlik gerekçesi. Güvenlik gerekçesiyle. Artık tamamen onu 2-3 seneden beri sistem değişti. Biz eskiden hacıların acem dediği gibi kamyona dolduruyorduk, uçağa veriyorduk siz gelmeden önce. Hiç hacı eşyasını görmezdi otelde ama yeni müdür, yeni Alman müdür gelmiş ya ciddi havalarına. Demiş kamyonu dolduruyoruz, tır mı dolduruyoruz arkadaş, uçak dolduruyoruz. Herkes eşyasını bizzat kendisi verecek diye şart getirdiler. Hacıya da çok kolaylık oluyordu yani. Böyle şey, hiç eşyasıyla uğraşmıyordu. Ama yine havalanlarında falan yine eşyanı sadece gösteriyorsun, alıyor o hamalar eşyanı ta şeye kadar götürüyor seni, o arabaya kadar. Arabadan alıyor yine şeye kadar. Siz fazla eşyayı şey yapmıyorsunuz. Ama yanınızda böyle 1 dolar, 2 dolar böyle bozukluk olsun, onlara bahşiş verirsin böyle hak hukuk geçmesin diye. Çünkü hacılara eşya genellikle hiç elletmezler yani. Eşya sadece eşyanı görüyorsun sadece. Çantanı ayırıyorsun. O yandan hemen işçiler, Hac Bakanlığı çok işçisi var bu hac zamanı. Evet, telefon diyorum. Telefon, buradaki bu Türk hatları genellikle bir hat size belirli bir şey veriyor, hemen onu aşıyorsunuz. En güzeli orada da hat almak güzel. Orada ekonomik hat hangisi oluyor hocam? Orada hepsi de ekonomik. 20, 10 dolar mesela 50 riyale var, 70 riyale var bir hat aldınız mı? Onu orada kullanırsınız. Sizi buradan ararlar. Hiç buradakilere yazar. Size yazmaz. Ama Türk hattını açarsanız hem Türkiye'ye yazıyor hem ona da yazıyor ayrıca. İki tarafa yazıyor. Buradan telefon hattınız olsun. Ama buradaki paketler şimdi günlük 16 lira diyor Türksel. Bir de ama hac boyunca 40 lira olan varmış. O ucuz ama aşmazsanız iyi. Hangi Türksel'in mi bilmiyorum hangi kimin sen. Buyur abi. Annem soruyor da. Annem diyor ki ben diyor kurban kesileceği zaman diyor hani ben hacca gitmiyorum ama kurban paramı vermek istiyorum. Orada benim için kurban kesilsin diyor. Size versin. Biz sizin için orada kurban kesenler var veririz orada. Eğer arzu edersen. Tamam arzu ediyor. Ha, sen al onu bazen. Ne kadar bir kurban? Bir kurban 100 o şu anda ne kadar bilmiyorum. 150 dolar al sen. Belki 140 dolar. Geçen sene 135, 137 dolar mı neydi? Tamam. O Mekke'de sana ilk verirsin, biz de tamam, iş yaparız, tamam. Hallederiz. Tamam. Mekke'de. Onu Mekke'de alırız. Tamam abla. Kurban hocamıza söylüyorsun. Hocamız hatta hoca başımızdaki görevli hocamız onu size bize ulaştırır. Tamam. Önce kurban ne kurban olduğunu söyleyin. Şükür kurbanı ne kurban olduğunu. Evet. Hocam bu haccın farzları hangisi? Kaç tanedir? Haccın, az önce söyledik belki. Haccın iki tane ana büyük farzı var. Birincisi Arafat, ikincisi de farz tavafı. Farz, Arafat'tan sonra gittik ya. Veda değil. Ziyaret tavafı. Arafat'tan önce biz bak, bu veda tavafından önce bir tavaf daha yaptık. Bak, hac tavafı, bakın var ya, hac tavafı, Arafat'tan Müzdelife'den şeytan taşlayıp geldik ya, o yaptığımız tavaf, haccın ikinci büyük rüknü. İlk büyük rüknü farzı Arafat'ta durmak. El haccu Arafat diyor Peygamber. Hac, Arafat'ta durmak. Arafat vakfesini yaptıktan sonra ikinci farz nedir? Haccın tavafı. Haccın tavafını yaptıktan sonra iki bu
iki ana direk, bir Arafat, iki de haccın tavafını yaptıktan sonra diğerlerini yapamasa bir hacı bunları kurbanla telafi edebilir. Ama bunları, bu ikisini kesinlikle kurbanla telafi etme imkanı yok. Müzdelife'de durmak vaciptir. Terk etti, kurban kesersin. Şeytan taşlamak vacip. Terk edersen kurban gerekir. Telafi edebilirsin ama haccın tavafını terk ettiğin zaman bunu telafi etme imkanı yok. Muhakkak yapacaksın. Yaptın. İlk üç, bayramın ilk üç günü içinde yaptınız. O zaman vacip vakit içinde yaptınız. Ama yapamadın. Daha sonra yaparsan bir kurban keserek telafi edebilirsin. Yani ama ömrü. Arafat vakfesinde ama Arafa günü Zilhicce'nin 9. günü öğleden ta ertesi gün fecre kadar Zilhicce'nin onu fecre kadar orada durursan yerine gelmiş olur. Eğer o vakitte Arafat'ı kaçırırsan artık o haccı da kaza etmen gerekir. Haccın ana iki büyük rüknü Arafat'ta durmak, Arafat'tan sonra da farz tavafı eda etmek. Evet, bunlar haccın iki olmazsa olmazı. Evet, veda tavafı vacip. Terk edilirse kurban gerekir. Bazısı hani acilen dönüyor, kurban tavaf yapma imkanı bulamıyor. O zaman o veda tavafını kurban keserek telafi edebilir. Mazeretinden dolayı hanımlar eğer veda tavafını yapamazlarsa onlara hiçbir şey yok. Onlara ceza yok. Terk edebilirler veda tavafını. Mazeretinden dolayı hanımlar terk edebilirler. Evet. Var mı başka soru var mı? Hocam elma gazı. Efendim? Elma gazı 8 kilo. 8 kilo büyük olmayacak. 40'a 20 yani 40'a 50 bir çanta. Kel çantası. Evet. Yemek, yemek zaten tablet usulü otellerimizde sabah, akşam, bir de öğlenleri de sandviç vari böyle hazır kumanya şeklinde verilecek. Daha önce yoktu, bu sene ilk defa öğlenleri de sandviç. Kim veriyor? Arabistan mı veriyor? Biz veriyoruz. Tabii şirket olarak, biz vermek zorundayız müccaca. Sabah ve akşam yemeği, bir de öğlenleri de kumanya. Sandviç usulü meyve şeyler. Meyve var. İçinde işte Arafat için ayrı bir kumanya geliyor. Aynı sistem devam ediyor. 3-4 ay önce devam ediyor. Ha, tabii ya. Aynı. Sistem. İkinci ayda oradan mı? İkinci ayda mı? Beraber düşünüyorum. Unuttuğum o kadar çok mu değilsin? Yok ya, unutuyorum da yani tabii o kadar. Evet, acaba bir daha. Hocam kitap verecek misin? Kitap almadıysanız alır tabii. Sözleşmeyi imzalamayanlar.